İnanılmaz bir 3 puan. Sinerji çok iyiydi. Tribünler inanılmaz katkı yaptı. Maçtan önce konuştuk. Evet. Maçtan önce konuştuklarımızı maçta yaşadık. Şimdi sonrasında da değerlendireceğiz. Maçtan önce ne dedik? Dedik ki bu maç 2 olmaz. 1 ya da 0 olur dedik. Skor vermedim ama 1 ya da 0 olur dedim. Maç başladığı zamanki görüntü bu maç beraberlik kokan bir maç gibiydi. Çünkü ilk 30 gole kadar evet belki korakor mücadele oldu. İki takım da kontrollü oynadı ama Beşiktaş genelde oyunu önde kurmaya çalıştı. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye Trabzonspor defansının arkasına atılan uzun toplarla gitmeye çalıştı. Gol koklamaya çalıştı. Daha fazla topa hakim olan taraftı. Topu istediği gibi sağa sola dikine enine yönlendirdi. Trabzonspor'un o dakikalara kadar net olarak pozisyonu yok. Ama burada maçtan önce konuştuğumuz şeylerden biri hatırla. Viska ve Abdülkadir Ömür'ün sağdan soldan ortalayacakları Nijeryalı oyuncuyu, Onaşu'yu kafayla buluşturacakları pozisyonlar gol olabilir demiştik. İzleyenler hatırlar ve dediğimiz de oldu. Kain değiliz yani. Olay belli. Çünkü Beşiktaş'ın özellikle 3 tane önemli oyuncusunu Trabzonspor Trezeguet'i bekletti. Beşiktaş'ta Abubakar'ın da dahil olduğu, Muleka'nın da dahil olduğu 3 tane oyuncuyu ikinci yarıya sakladı. Bence Şenol Hoca, burada araya gireceğim Turgay abi. Şenol Hoca bence ilk 45 dakikada oyunu tutup ikinci yarıda silahlarını... İkisi de aynı şey. Evet. İki hamlede birbirine çok yakındı. Aynen. Mesela bak Bielica da aynısını düşündü. Şenol Hoca da düşündü. İkinci yarıda her ikisinde kafası olan şeyler bunlardı. Mesela oyuncu değişiklikleri de aynı şekilde, mesela Muleka, Masuaka ve Abubakar. Trabzonspor'da da Trezeguet'ten başladı ama iki dakika sonra şeyin sakatlanmasıyla, Onaçu'nun istem dışı sakatlanmasıyla beraber Enis Destan'ı oyuna sokmak zorunda kaldı. İlk yarıda gelen o beklediğimiz kafa golünden sonra Bakasetas'ın serbest atışındaki hata, Cenk'in yaptığı hatayı Mert'in tamamlamasıyla oldu. Yani Cenk kaleci Mert'in önünü kestiği için Mert ayak hamlesi yaptıysa da o iğne deliğinden geçiyor top. O da bana göre belki Bakasetas'ın sert vuruşu, eyvallah pozitif, ama kaleci Mert'in de bana göre hatasıydı. Ama o hatayı ona yapmakta zorlaştıran, oyunun perdesini yani ön görüntüyü kesen Cenk oldu. Bu ikinci gol Trabzonspor'a harika bir nefes aldırdı ama ardından gelen 45+2'deki bana göre bu gecenin en iyi oyuncularından biri yine geleceğim ona da, Batista Mendy'ydi ve bana göre 4-4'lük oynadı önlü böreğe. Önlü böreğe yakın bir adam olduğum için söylüyorum. Kavisli attığı, ceza alanı dışından attığı şut, o çataldan geri gelmeyip filelerle kucaklaşsa 45+2'de Trabzonspor 3-0 yakalayıp soyunma odasına gidecek. Net bir oyun. Net maçın bir fişini de çekebilirdi yani. Çekiyordu. Nerede? İlk yarı son 15 dakikasında. İlk 30 dakikaya kadar bana kimse Trabzonspor'un oyuna hakim olduğunu söylemesin. Ama iki takımın korakor mücadeleleri oyunda birbirlerini kontrol etmelerinden de kaynaklanabilir. Yani iki takım da birbirine yoklama çekti. Hepsi oyunu, iki hoca da, Şenol Güneş de, Bielica'da oyunu ikinci yarıya yıkacakları belliydi yani. Yapacakları değişikliklerden. Ama o ikinci gol, Şenol Güneş'in de kafasındaki hesabı, Bielica'nın da kafasındaki mantaliteyi değiştirdi. İkinci yarıdaki o değişiklikler, Trezeguet'in oyuna girmesi, Onaşo'nun çıkmayıp Enes Testan'a girmesi, Beşiktaş'ın 3 tane 3 silahşörünü oyuna sokması beni tedirgin etti, etmedi değil. Yani baktığın zaman Beşiktaş da iyi bir takım. Abu Bakar'ın savunmayı inanılmaz derece kutlamak lazım. Bazen 5'e 3, bazen 5'e 4 yakalandıkları aynen pozisyonda, bravo, da yerleşimde inanılmaz doğru işler, evet, yaptılar. Yani kesinlikle ben bugün beğendiğim en iyi blok bana dersen, ne orta saha derim sana ya blok olarak, ne de forattı derim, ne de kale derim. Benkoviç Banya ikilisi, Eren, bana göre Mehmetcan. Bugünkü blok, benim alkışladığım blok defans blok. Yani Eren'in, Mehmetcan'ın, Benkoviç'in ve Banya'nın o dörtlünün, yani belki de ilk defa ilk 11'de başladılar değil mi? Mehmetcan daha sonra göbür maçta ikinci yarı girmişti. Yani daha yeni bir blok. Ve yani birbirlerini tanımaya başlayan bir blok. Orada en eski Uğurcan. Önde 4 tane, Eren'i saymasak 3 tane yeni adam. Yani ben bugün hani en iyi blok kimdir diye olacak diye düşünsem, yani defans bloğu aklımdan geçmezdi. Ama ikinci yarıda Beşiktaş bu 3 tane oyuncusuyla
Abu Bakar'la golü buldu ama pozisyondan önce o faul olması golü iptal ettirdi. Üçüncü golde Trezeguet'in hani net yakalayıp kaçırdığı pozisyondan sonra bunu kaçırdım ama bu seferkini kaçırmayıp deyip Vizca'ya al da at dediği pozisyon oyunun zaten gardını düşürdü. Beşiktaş takımı 61. dakikada zaten gol geldi. Vizca'nın golü yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Dakika tam 61'de gol geldi. 61. dakikada yani Trabzon'un plakasında da bana göre Beşiktaş skoru kabul etti. Yani oyunun sonucunu kabul etti. Ondan sonra o ilk 30 dakikada beklediğim Beşiktaş'ı son 30 dakikada göremedim. Bunun da tabii 3-0'ın verdiği bir skor da önemliydi. Bir rafımda taraftarlar bugün evet biletleri tükettiler. 40.500 seyirci Papara Park'ı doldurdu ama buranın bir adı var. Şenol Güneş Spor Kompleksi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park. Yani buraya ismi verilmiş bir insan ve efsane olmuş bir insan ve onların sayesinde bu kulüp buraya gelmiş bir insana sen Şenol pabucu yarık çık dışarıya oynayalım diye bağıramazsın. Bu bir. İkincisi başka şekilde de bağıranlar oldu. Bu yanlış. Sen takımın senin 3-0 galip. Senin ne işin var Şenol Güneş'te? Yani Şenol Güneş'e şaka da olsa, espri mahiyetinde olsa bu şekilde eleştiri mahiyetinde dalga geçirmesi benim hiç hoşuma gitmedi. Üzüldüm. Kısa oldu. Ama olmamalıydı. Türk futbolunun ve Trabzonspor'un çok olan önemli bir değeri. Olmamalıydı. Bu insan bu ülkeyi dünya üçüncüsü yapmış. Trabzonspor'u bana 2011'de şampiyon yapmış. Bu takımın kaptanlığını, teknik direktörlüğünü yapmış bir kişiye, bir adama, 70 yaşındaki bir efsane bir isme sen dalga geçecek şekilde bağırmasın. Bu sana yakışmadı. Ben bağıranlara söylüyorum. Yapmayın bunları. Trabzonspor'un taraftarına bu yakışmaz. Sen çıkacaksın, takımını destekleyeceksin. Rakibine saygı duyacaksın. Onları da aşağılamayacaksın. Ve çıkıp sen yapman gereken tribündeki görevini yapacaksın. Yaptın mı? Yaptın. Onun için senin rakibin oyuncusuyla, rakibin hocasıyla bir işin yok. Bunu bir daha yapmamalarını öneriyorum ve tavsiye ediyorum ve diliyorum. Onlara yakışmaz. Trabzonspor bu akşamki aldığı galibiyet bordo mavili oyunculara 120'şer bin lira galibiyet primi olarak gelirken Trabzonspor'da sırtında ağır yükle beraber tahta köprüden geçen Trabzonspor'da bana göre bu maddi ve manevi özgüvenin başlangıcı oldu diyebilirim ya da tahmin edebilirim diyebiliriz ya da sen derdin ki hayır sanırım böyle oldu. Yani bu galibiyet bu sıkıntılı süreçte böyle zorlu bir haftada geçen takım için böyle bir ortamda bana göre hem maddi anlamda hem manevi anlamda önümüzdeki haftalar için bir özgüven oluşturmuştur. Yani ilaç tabii 5 haftalık süreç içerisinde zaman zaman özellikle Çaykur Rizespor maçı sonrasındaki tribünlerin ambiyansından bir anda böyle bir ambiyansı yakalamak önemli bir rakibe karşı ki maç öncesinde de yaptığımız canlı yayında bunu ifade ettik. 90 dakika süresi anlamında Trabzonspor'dan daha fazla süre oynamış bir takıma karşı mücadele etti Trabzonspor. Doğru yerde doğru oyunu oynadı. Savunma bloğunu olağanüstü hatasıza yakın bir kurguyla beraber geçtiğini ifade edelim. Ama bugün Eren, Mehmetcan, Mendy, Bardri. Evet. Yani 3-10 numara şunu bitireyim abi. 3-10 numarayla beraber Trabzonspor orta sahadaki o yetkinliği zaman zaman rakibe vermesine karşın yine bugün istediğini 4-5 de olabilirdi. Maç 2-1'e de gelebilirdi ikinci yarının başında. Çok evet. Farklı bir senaryo da evet. Çıkabilirdi ama evet. Trabzonspor buna müsaade etmedi. Evet. Volkan Bayarslan'a rağmen alnının akıyla bugün çıktı 3 puanı 3 golle almayı başardı. Yani Beşiktaş'a baktığın zaman Muleka, Masuaku ve Abu Bakar gibi oyuna sürmesi zaten golü bulacağı anlamına geliyordu. Ama evet Bayarslan 4-4'lük bir maç yönetmedi ama ben burada bir anekdot vereyim. Mesela Volkan Bayarslan'la beraber Trabzonspor bugüne kadar oynadığı 6 maçta galibiyet alamamış. 4 tane beraberliği, 2 tane mağlubiyeti var. Bu Volkan Bayarslan'ın aldığı aynı zamanda ilk galibiyet. Net skorlu net bir galibiyet oldu. Bu da nasıl diyelim Volkan Bayarslan'a mı? Ben notlarımın arasında vardı abi. Gaston Fernandez ilk yarıda bir pozisyon, ikinci yarıda bir pozisyon. Net sarı kartlık ve kırmızı kartlar ihraç edilecek pozisyonlar oldu. Yani bana göre burada orta hakemlerin cesaretli olması lazım. Hangi futbolcu için geçerliyse eğer sarı kartlık banko bir hareket yapmışsa bak şimdi geleceğim yedek kulübesine sarı kartı göstermesi. İkinci hamlede eğer bunu daha sert yapmışsa kırmızı kartı göstermesi zaten kurallardan biri. Geçen hafta
hakem seminerine katıldık Trabzon'da. Orada Trabzon bölgesinden arkadaşımız. Orada verdiği yeni kurallardan birinde şunu söyledi. Yedek kulübesinde hocanın haricinde hiçbir yardımcı hoca, teknik ekip, teknik eleman, masör, futbolcu kimse çıkıp sahanın içerisinde hoca gibi sahaya müdahale edemez. Bu bir sarı kartı gösterir. Sadece tercümanlar için bu serbest bırakıldı. Yeni futbol kuralında eğer ikinci bir şahıs çıkıp hoca gibi oyuna müdahale ederse bugün Trabzonspor'un yardımcı antrenörünün gördüğü gibi sarı kartı yemek zorundadır. Bu artık bir kural. Bunu bilmeleri lazım. Biliyorlar zaten yani. Onun için demek ki bundan sonra kulübede oturan teknik elemanlar, oyuncular, masöründen malzemesine, sağlıkçısına kadar buna dikkat etmeleri lazım. Ama Volkan Bayarslan'la Trabzonspor'un tarihinde bundan önceki 6 maçta alamadı. İlk defa galibiyet alması da böyle bir geceye yakıştı diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Turgay abi. Ağzına sağlık diyelim.